İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ı tanıyalım. Peri şehri. Ermenistan Cumhuriyeti ve Artsakh İnsan Hakları savunucuları ortak bir raporda sahte çevre eyleminin katılımcıları hakkında yeni gerçekler sundular. Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki eğitim sektörü kuruluşları Avrupa Birliği'nin Ermenistan Cumhuriyeti ofisine ve Birleşmiş Milletler'e açık mektup gönderdi. Artsakh'taki çocukların eğitim hakkını geri kazanın. Azerbaycan'da tutulan savaş esirlerinin kayıp şahısların statüsü ve akıbetiyle ilgili konular tartışıldı. Batı Ermenistan'daki Dersim'in Bağın Kalesi Urartulardan kalan izler taşıyor. Ermeni müzik aletleri, tar. Euronews, Oscar film yarışmasına sunulan Aurora'nın Şafağı filmine atıfta bulundu. Batı Ermenistan'ın Peri şehri Dersim'de Harbert'in yaklaşık 38 kilometre kuzeydoğusunda Peri Nehri'nin aşağı kesimlerindeki vadide yer almaktadır. Deniz seviyesinden yüksekliği 1040 metredir. Karlı kışlar ve nispeten ılık yazları ile iklimi ılımandır. Batı Ermenice edebiyatında daha çok Berri şeklinde tanınır. Kasaba ve köy şehri olarak da anılır. Peri nüfusu hiçbir zaman kalabalık olmadı. 1893-1900 yılları arasında 753 hane Ermeni ve 100 hane Kürt ve Türk sakini vardı. Birinci Dünya Savaşı arifesinde nüfusun sayısı zar zor 4500 kişiye ulaştı. Yine de Peri, Çarşancak ilçesinin ticaret, zanaat ve kültür merkezi olarak sayılırdı. Bahçeleriyle ünlüydü. Nüfusun ana uğraşı bahçecilik idi ve ana ürünlerinden biri ise üzüm ve duttu. El sanatları arasında kuyumculuk ve ketencilik özellikle öne çıktı. Ermenilerin Kutsal Meryem Ana adlı kiliseleri vardı. 19. yüzyılın ikinci yarısı ile 20. yüzyılın başlarında burada 80-100 öğrencinin okuduğu bir Ermeni okulu ve bir anaokulu faaliyet gösteriyordu. Batı Ermenistan'ın diğer yüzlerce yerleşim yeri gibi Peri'de 1. Dünya Savaşı sırasında Türk barbarlar tarafından düzenlenen katliamlara ve yıkımlara maruz kaldı. Ermeni nüfusunun çoğu Türk kılıcının kurbanı oldu, hayatta kalanlar ise bir şekilde çeşitli yerlere sürüldü. Bazı kaynaklara göre şu anda burada birkaç Ermeni aile yaşamaktadır. Ermenistan Cumhuriyeti ve Artsakh İnsan Hakları savunucuları yeni güncellenen verilerle Berzor yolunu kapatmanın insani sonuçlarına ilişkin olağanüstü bir rapor yayınladılar. Raporda Azerbaycan kamuoyunun söylemi özetlendi ve Azerbaycanlı yetkililerin açıklamaları incelendi. Sonuç olarak Azerbaycan siyasi liderliği hükümetin resmi bilgisini ve kamuoyunu oluşturmanın ana araçlarıyla ve kanıtlanmış yöntemleri kullanarak Kasım ayından bu yana Berzor'a giden insani yolu kapatmak için kamuoyunu hazırladı ve yönlendirdi. Ermeni nefreti ve özellikle Artsakh'taki Ermenilere karşı etnik nefreti kışkırtmanın ve alevlendirmenin kanıtlanmış yöntemleri Azerbaycan hükümetinin propaganda makinesi tarafından yaygın olarak kullanılmaya devam etti ve bunlar sahte çevresel duygular bağlamına yerleştirildi. Rapor, uluslararası insan hakları yetkililerine sahip örgütlere ve aktörlere sunulacak ve ayrıca Ermenistan Cumhuriyeti'nin Azerbaycan'ın Berzor yolunu kapatma talebini başlattığı uluslararası yargı mercilerine sunulacak. Batı Ermenistan, Artsakh'ta yaşayan Ermenileri destekliyor ve bu zor durumda güçlü ve birlik olmaya çağırıyor. Sorunu çözmek için mümkün olan her şeyi yapıyoruz. Bu rapor, Batı Ermenistan'ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yaptığı başvurusunu destekleyecektir. Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki eğitim alanında önde gelen kuruluşlar, acil bir toplantı yapılması için Avrupa Birliği'nin Ermenistan Cumhuriyeti Ofisi, Birleşmiş Milletler ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üye devletlerinin büyükelçilerine açık mektup gönderdi. 12 Aralık'tan bu yana Azerbaycan, Artsakh'ı Ermenistan Cumhuriyeti ve dış dünya ile bağlayan tek yolu çift yönden blok etti ve bunun sonucunda 120 bin kişi tecrit edildi. Abluka nedeniyle Artsakh halkının uluslararası düzeyde güvence altına alınmış temel hakları ihlal ediliyor. Bu durumun uzun süre devam etmesi insani bir krize yol açmıştır. Azerbaycan tarafı kendisi tarafından onaylanan ve her bireyin eğitim alma hakkını tanımlayan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesini ağır bir şekilde ihlal etmektedir.
Nitekim 30 bin çocuğun Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına dair sözleşme ile de güvence altına alınan eğitim hakkı düzenli olarak ihlal edilmektedir. Berzor yolunun kapatılmasının bir sonucu olarak bir dizi Ermeni ve Uluslararası Eğitim Kuruluşu çalışmalarını gerektiği gibi yerine getiremez hale geldi. Kuruluşlar, Azerbaycan makamlarının bu uzun vadeli antihümanist ve insanlık dışı politikasını şiddetle kınıyor ve yetkilileri çerçevesinde uluslararası yapılardan ve yabancı diplomatik misyonlardan Artsakh'taki çocukların eğitim hakkının yeniden sağlanmasını, güvenli bir eğitim ortamının sağlanmasını ve ayrımcılığın önlenmesini talep ediyorlar. İnsan Hakları Savunucusu bünyesindeki silahlı kuvvetlerdeki insan haklarının korunması uzman konseyi toplantısı gerçekleşti. Oturuma katılanları Ermenistan Cumhuriyeti İnsan Hakları Savunucusu Kristine Grigoryan karşıladı. İnsan Hakları Savunucusu, Eylül 2022'deki Azerbaycan askeri saldırısı sırasında ve sonrasında kurum tarafından gerçekleştirilen eylemleri sundu. 13-23 Eylül döneminde sadece askerlerin ve aile bireylerinin haklarını koruma dairesine 100'den fazla başvuru ve şikayet geldi. Çoğu askerlerin kaderi ve bulunduğu yeriyle ilgiliydi. Bunun dışında kurum 44 günlük savaş mağdurlarının yakınlarından şikayet almaya devam ediyor. Toplantı sırasında Azerbaycan'da tutulan savaş esirlerinin kayıp kişilerin durumu ve akıbeti, ilgili komisyonun çalışmaları, ülkelerine geri gönderilen askerlerin, sınır yerleşim yerlerindeki sığınakların konuları ele alındı. Daha sonra askerler ve aile bireylerinin haklarının korunması dairesinin uzman görevlisi David Vartanyan ve araştırma, bilirkişilik ve eğitim merkezinin uzman görevlisi Julia Gasparyan, eğitim oturumlarında insan haklarının durumunu sundular. Batı Ermenistan, savaş esirleri konusunda açıkça formüle edilmiş bakış açısını ifade etti ve biz amacımızdan sapmadan esirlerin başka hiçbir taviz verilmeden iade edilmesi gerektiğini ilan ediyoruz. Batı Ermenistan'daki Dersim'in Mazgirt ilçesinde bir tepenin üzerine kurulu bulunan Bağın Kalesi, Urartulardan kaldığı değerlendirilen izler taşıyor. Sarp dağların ve ormanların yaygın olduğu kentin yapılan bilimsel araştırmalarla birçok medeniyetten izler taşıdığı tespit ediliyor. Yüzlerce tarihi ve kültürel varlığın bulunduğu kentin Pertek, Çemişgezek ve Mazgirt ilçelerinde inşa edilen kaleler de binlerce yıllık geçmişe ışık tutuyor. Mazgirt ilçesine bağlı Dedebağ köyünde yer alan Bağın Kalesi'nin taşıdığı izlerden dolayı Urartular tarafından inşa edildiği değerlendiriliyor. Sur, merdiven, tünel, yazıt ve kaya mezar gibi kalıntıların olduğu kale ve çevresi il merkezi başta olmak üzere çevre illerden her mevsim ziyaretçi ağırlıyor. Kentte geçmişte yaşanan çeşitli sıkıntılar yüzünden arkeolojiye ağırlık verilemedi. Mazgirt ilçesi bulunduğu konum itibariyle kale, kilise gibi alanların yanı sıra doğal güzellikleri ve inanç turizmi açısından da önem taşıyor. Ermeni halkı binlerce yıldır eski müzik aletlerini korumuş ve mükemmel bir şekilde geliştirmiştir. Ermenistan'da tar görüntüleri, enstrümanın müzisyenin elinde temsil edildiği eski mezar taşları üzerine yapılmış kabartmalarda korunmuştur. 13. yüzyıldan itibaren tar imgelerine Ermeni minyatüründe de rastlanmaktadır. Çalgı kentsel müzik ortamında daha popülerdi. Tar icra sanatının gelişmesinde Ermeni müzik ustalarının büyük katkısı vardır. Geniş teknik imkanları ve zengin sesi nedeniyle tar Ermeni müziğinin ana solo enstrümanlarından biridir. Ustaların tar yapma tecrübelerini nesilden nesile aktarma geleneği günümüze kadar devam etmektedir. Euronews Haber Ajansı, Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Film Akademisi tarafından 95. Oscar ödül törenine en iyi yabancı film kategorisinde sunulmak üzere seçilen yönetmen Inna Sahakyan'ın Aurora'nın Şafağı adlı filmine atıfta bulundu. Filmin temelinde Arşalus Martikanyan'ın arşiv röportajları yer alıyor. Bu röportajlar izleyicinin sadece acımasız olaylardan geçmiş bir insanın doğasını görmesini değil, aynı zamanda acısını hissetmesini, iradesine, dayanıklılığına ve inancına hayran kalmasını sağlıyor.
Aurora'nın Şafağı filminin temel amacı Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenosid'in uluslararası toplumun anlayabileceği bir dille anlatmak ve aynı zamanda milletimizin tarihinin en zor ve acı veren konusunu muzaffer bir bakış açısıyla sunmaktır. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Maratuk topluluğu tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı İm Horodik Yar ve Yar Garune adlı eseri sunuyoruz. Yar Garune, 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 Sarerike Sazune Garune. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.